Arkadaşlar herkese iyi günler. Bugün yine bir dinleyici sorusuyla devam ediyoruz. Yani arkadaş öyle bir sual sormuş ki maşallah ahiret suali sormuş yani. Bana bunu ahirette melekler sormaz muhtemelen. Diyor ki arkadaşımız kanıtlı iman mı yoksa kayıtsız şartsız iman mı? Yani fideizm mi? Yoksa pozitif teizm mi? Bir insanın kanıtlayamadığı bir dine inanması mantıklı mı? Ya arkadaşım böyle bir soru olur mu ya? Yani hani ne desen buna cevap eleştirilir de eleştirilmez de. Ama ben size yani yemin bile ederek söyleyeyim. Diyebilirim ki biz bu soruyu peygambere sorsaydık bile çok böyle hepimizi tatmin edecek net bir cevap almamız muhtemelen mümkün olmazdı arkadaşlar. Bunun da nedenleri var şöyle. Bir kere imanı kanıtlayabilmek ya da kanıtsız olduğunu söyleyebilmek aslında çok mümkün değil. Bu tersi önerilemeyecek önermelerden. Yani biraz mantığa girmek gerekiyor da ben girmeyeceğim. Hiç gerek yok. Sizin hangi açıdan baktığınıza bağlı esasen. Şöyle ki ben kendim mesela Allah'ın olmadığı bir evrenin düşünülebilmesini mümkün görmüyorum. Yani bir insan nasıl çıkıp da ya Allah'ın olmadığı bir evren tahayyülü falan kurabilir. Anlayamıyorum. Yani bu bağlamda çok küçük yaşlardan itibaren astronomi falan okudum. Yani tabii ki üniversitesine falan gitmedim ama yani nihayetinde hani böyle yıldızlar nasıl oluşmuş, evren nasıl ortaya çıkmış falan filan gibi bayağı bir şey devirdim. Ve yani böyle şeyleri okuduğunuz zaman insan resmen hayrete kapılıyor. Yani evrenin ne kadar büyük olduğu, bu parçacıkların nasıl ortaya çıktıkları, Big Bang'in ne olduğu ve tabii daha ötesine de giderseniz mesela kuantum dünyası. Yani o protonların, elektronların yaptıkları, işte çift yarık deneyinde bir türlü dalga mı parçacık mı olduğu ortaya çıkarılamayan moleküller, maddenin küçük yapı taşları. Ya bunlar insanın resmen başını döndürüyorlar ve yani bir harikuladeliği seziyorsunuz. Buradan da şunu çıkartmayın yani Adnan Oktar'ın ya zamanında yaptığı gibi işte ya neymiş işte evrim yalancıymış işte yaratıcı dizayn varmış bilmem ne. Ya o da çok zorlama bir yorum da biyoloji için ama fiziksel açıdan baktığınızda insan dehşete düşüyor resmen. O kadar büyük bir kainat, bu kadar büyük galaksiler ve bizim hiç ama hiçbir şekilde varlığını dahi göremeyeceğimiz yani varlığının ve ışıklarının mesela bizim dünyamıza hiç ulaşmayacağı galaksiler var. Evren 96 milyar ışık yılı uzunluğunda. Yani bizim görebildiğimiz ışık uzunluğu 13 milyar yıl olduğu için arkadaşlar kainatın belli bölümlerine biz hiç ulaşamayacağız. Ve bilim adamları bu evrenin çok fazla sayıdaki evrenden sadece bir tanesi de olabileceğini söylüyorlar. Yani bizim evrenimiz gibi çok fazla evren var bir teoriye göre. Yoksa bile bu evren de çok ama çok büyük bir evren ve okuyorsunuz ve şunu anlıyorsunuz ki bu evren bu kadar büyük olmasaydı bizim dünyadaki varlığımız kesinlikle mümkün olamayacaktı. Yani Allah tamam hadi güneş sistemini yaratmış da gerisini niye yaratmış kardeşim falan gibi aptal sorular vardır ya dangalak ateistlerin sordukları. Hayır kardeşim senin hiç göremeyeceğin ışıklarının sana hiç ulaşmayacağı galaksilere ihtiyacın vardı. Çünkü eğer onlar olmasaydı evrenin bu zamana kadar genişlemesi ve o genişlemeden mütevellit olarak da bizim galaksimiz gibi galaksilerin ortaya çıkması ve o galaksilerin ortaya çıkmasından mütevellit olarak da bizim güneş sistemimiz gibi bir güneş sisteminin var olması ve yine o güneş sisteminin var olmasından mütevellit olarak da insanın içinde yaratılabileceği bir dünyanın var olması mümkün olmayacaktı. Yani ışığına dahi ulaşamayacağın galaksilerin varlığına senin ihtiyacın var ve sen o galaksilerin yanında bir zerre bile değilsin. Varlık olarak ve onların varlığına o ihtiyacın var ve senin şu anda böyle bir şey sorgulayabilmen için orada öyle galaksilerin var olması gerekiyordu. Tabii bu astronomiye biraz daha girerseniz çok daha müthiş şeylere de ulaşırsınız da hani ben bunları böyle küçükken de sorgulardım yani muazzam bir varlık var ve bu muazzam varlığın içinde ya Allah yok diyen insanlar var. İşte Lawrence Krauss'u dinliyorsun. Ya neymiş işte kendi kendine ortaya çıkmış. Faydalı dinleyin arkadaşlar. Celal Şengör'ü dinleyin. Durup dururken diyor ortaya çıkmış diyor. Vakumdan yani boş bir evren ortaya çıkmış diyor. Ulan eşek sıpası. Sen gidip de vakumdan bir tane evren çıkartsana. Lavuk. Yani böylesine bir evren öylesine bir boşluktan çıkmış. Bir de arkadaşlar şuna bakıyorsun. Yani maddenin yapı taşları diyorsun. İşte moleküller bilmem neler falan filan. Bir de etrafındaki dünyaya bakıyorsun. Hani normalde çok mekanik bir şey olması lazım ortaya çıkan şeyin. Çünkü sen Legoları mesela topla. Hepsinden güzel şekiller yap. Lego olduğu belli olur. Yani fiziksel olarak bir araya gelmiş rastgele böyle etrafa dağılmış şeylerin ortaya bir sistem çıkartması, düzenli güzel bir şey çıkartması neredeyse mümkün olmaz. Ama şöyle bir dünyaya bakıyorsun. Abi doğaya bakıyorsun, bir kar yağışına bakıyorsun. Ya inanılmaz güzellik var. Harika bir güzellik var. Şimdi ben bütün bunlara bakıyorum ve şunu diyemiyorum. Yani bu öylesine boşluktan çıkmış. Tamamen rastgele bir şekilde var olmuş. Aga ben bunu diyemiyorum ya. Ya burada bir harikuladeliği görüyorum. Şimdi burada benim kanıtım bu.
Bu harikuladelik Allahsız olamaz. Hatta işte Gazali ve onun önderliğindeki bizim kelam ilimcileri harika bir laf atmışlar ortaya. Bu Hristiyanlarda yok bakın. Vacibül vücut. Yani vücudu olması gereken. Yani varlığı mecburi olan bir şeyin olması lazım. Sonra yine İslam literatüründe müsebbebül esbab diye bir şey var. Yani the reason of all reasons. Bütün nedenlerin nedeni diye bir şey var. Ya bunlar var ya harika şeyler. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Descartes biliyorsunuz akılcılığı ortaya attığı söylenen insan ve her şeyi bir nedene bağlıyor. Aslında bu nedene bağlama ta Yunanistan'a kadar götürülebilir. Ta eski Yunan'a kadar götürülebilir. Yani diyalektik ta Aristo'ya kadar götürülebilir. Her şey bir nedene bağlıdır falan ama belki Newton'da da bunun bir örneğini görebiliriz. O da her şey diyor bütün etkiler bir tepki, bütün tepkiler bir etki yaratır falan diyor. Ya yani onlara da götürülebilir ama Descartes bunu felsefik olarak ortaya koyuyor. Hiçbir şey diyor nedensiz olmaz. Her şeyin bir nedeni vardır. Reason'ı vardır. Ve buradan da adam rasyonel teoriyi ortaya koyuyor. Ben de oradan gidiyorum. Ve diyorum ki Spinoza gibi abi her şeyin bir nedeni var mı? Var. Abi bu evrenin nedeni nedir o zaman diyorum ben. Ve şunu düşünüyorum. Yani bütün her şey bir nedene bağlı olmak zorundadır. Nasıl bir şey biliyor musunuz bu ateistlerin, Celal Şengör'ün bilmem kimin dediği? Yani bir vagon sürüsüne bakıyorlar. Bu vagonlar hareket ediyor. Ama biz başını göremiyoruz o vagonların. Ve şimdi bu Celal Şengör, Lawrence Krauss, Richard Dawkins falan diyorlar ki ya bu vagonlar devam ediyorlar. En başından beri sonsuz sayıda devam ediyorlar diyorlar. Ya abi vagonlar hareket ediyorlar ama. Yani en başından beri vardılarsa bile bunların hareketine ne sebep olabilir ki? Kainattaki her şey hareket halinde. Elektronlar hareket ediyor protonların etrafında. Protonların içindeki kuarklar hareket ediyor belli bir enerji dahilinde. Arkadaşlar mutlak sıfır diye bir şey yok. Maddenin olduğu her yerde eksi 272 derece dahi olsa bir enerji var. Yani her şeyde bir enerji var. Bütün maddede bir enerji var. Ya bunun bir öncülü olması gerekmiyor mu? Biz Descartes'in bu her şeyin nedeni vardır söylemini termodinamiğin birinci ve ikinci kanunu olarak yasalaştırmışız. Fizikte bu var. Hiçbir şey varken yok olmaz. Hiçbir şey varken yok olmaz diye bir yasa var. Ve buna göre en baştaki maddenin de bir öncülünün olması gerekiyor. Ve ben bu ateistlere bakıyorum. Diyorlar ki hayır yok. Bir öncülünün olması gerekmez. Okuyun arkadaşlar Stephen Hawking'in zamanın kısa tarihini. Vaktiniz varsa. Ya diyor her şeyin başında bir şeyin olması gerekir de diyor Stephen Hawking. Ama diyor onun illa bir Allah olması gerekmez diyor ya. Ya ben delireceğim nasıl olması gerekmez ya. Belki de diyor bir tanrılar konsülü vardır. İyi de Allah bunu en başta çürütmüş. Kur'an'da diyor ki ya birden fazla Allah olaydı. Sen şu kainattaki şu düzeni görebilir miydin diyor ya. Evet doğru biz bu kainattaki bir düzeni göremezdik. Yani öyle böyle bir düzen yok. İnanılmaz bir düzen var. Ve çok inanılmaz derecede sonsuz bir büyüklük var. Şimdi bence bu aynı Risalelerde Said Nursi'nin dediği gibi bir kusursuz yaratıcı gerektiriyor. Ve bir tanesini gerektiriyor. Birden fazla olursa öyle Hristiyanların dediği gibi bunlar birbirine düşerdi. Ve o zaman böyle bir düzen olmazdı. Bir tane kusursuz yaratıcı olması gerekir. Şimdi benim kanıtım bu. Ama sen şimdi buna dersin ki akli mi bu? Abi benim aklımca akli. Senin aklınca bu akli olmayabilir. Ve işte zaten imtihan da burada ortaya çıkıyor. Yani ben bu yüzden Allah'tan diğer tarafta onun rahmetini umuyorum. Çünkü diyorum ki ben sana inanıyorum. Evet Allah'ın her dediğini yapamıyoruz. Amelimiz belki çok iyi değil ama yani en azından düşünsel bağlamda ben Allah'ın varlığını kabul ediyorum ve önünde azametle eğiliyorum. O yüzden namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum. Çünkü onun azameti bana bunu yaptırıyor. Ama ben bu yok diyen adama da bak kardeş şöyle bir delil var dediğimde o ona gülüp geçebilir. Neden? Çünkü olayın mevzusu bu zaten. Yani imtihan olayı bu zaten. Yani imtihanda onun yok arkadaşım yani bunların hepsi yalan diyebilme ihtimali var. Allah o gücü de bana da koymuş, ona da koymuş. Ama ben onu kullanmıyorum. Ben o kartı çekmiyorum. Ben de diyebilirim. Bunların hepsi yalan dolan diyebilirim. Nihayetinde İslam tarihini okudum ve İslam tarihinde öyle kutsal bir insanların olmadığını da görünce İşte bu mucizelermiş, kerametlermiş, 19'muş, kılmış. Bunlar beni hiç ama hiç ırgalamıyor. Bunlar beni hiç enteres etmiyor. Çünkü ben bunların hepsinin yalan olduğunu biliyorum. Ama yine de Allah'a inanıyorum. Çünkü Allah'ın var olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Allah da var ise arkadaşlar, yani olması gerekiyorsa ve ben de şuurlu bir varlık olarak bunun farkındaysam o zaman şunu düşünüyorum. Benim hayatımın hikmeti ne ki? Yani ben bu evrende niye varım ki? Sürekli İlker Canikligil'in videolarını dinliyorum ve orada sürekli nihilizm dönüyor. Sürekli Nietzsche dönüyor. Neden? Çünkü ateist bir zekanın bu dünyadaki varlığı çözebilmesi mümkün değildir. Celal Şengör'e diyorlar ki yani bu dünyada biz niye varız? Ya işte öylesine diyor. Arkadaşım bunun sonu intihar doğurur. Bunun sonu hiçlik doğurur.
Bunun sonu nihilizmi. Bunun sonu Nietzsche'nin bütün fikirlerini doğurur. Nietzsche Tanrı'yı öldürünce ve Allah yoktur gibi bir şeyler kafasına gelince bütün dünyayı boşladı. Ve onunla beraber birçok insan da boşladı. Şu anda ateistlerin çoğunun varlığının bir amacının olmamasının nedeni de bu. Ben bunu gelecek nesiller için de çok kötü bir şekilde karanlık görüyorum. Çünkü gelecek nesiller bu şekilde dinsizlikle falan büyürlerse bir hiçlik, bir nihilist felsefeyle devam edecekler. Ve koskoca nesiller heba olacaklar. Din ve Allah bana bir amaç da veriyor. Bana diyor ki adam ol, insan ol. Ben Kur'an okuyorum. Adaletli ol, temiz ol, düzgün ol. Diğerlerinin gıptayla baktığı bir insan ol diyor. Şimdi ben bunu olmaya çalışıyorum. Bunu yapmaya çalışıyorum. Bunu yapamadığım yerden çıkıyorum. Bunu yapabileceğim başka bir yere gidiyorum. Ve ben bunu Allah'ın rızası için yapıyorum. Çoluğum çocuğum daha iyi insanlar olsunlar diye yapıyorum. Ateist olsaydım ben böyle bir sevinci kendimde muhtemelen bulamazdım. Para pul için yaşar, güzel mesleğim olur. Ondan sonra da dalgama bakardım. Hiç de bir şey umurumda olmazdı. Bu videoları falan çekmezdim muhtemelen mesela. Ama işte ben Türkiye'de iki tane maaş bıraktım arkadaşlar. Hem eşimin maaşını hem kendi maaşımı bıraktım. Çünkü ahlaklı, namuslu, şerefli bir insan olarak kalabileceğime inanmadığım için ya dedim yemişim ya, çıktım geldim. Hazreti Peygamber aynısını yaptı. Mekke'de duramadı. Dedi ki yemişim dedi, ben bu işi yapamıyorum dedi. Ve gitti Medine'ye, onunla beraber bir sürü sahabe de kaçtı arkadaşlar. Dediler ki olmuyor dediler, olmuyor. Biz insanlığımızı burada dediler sergileyemiyoruz ve kaçtılar. Yani ben bunların imani şeyler olduğunu düşünüyorum. Ve bu imani şeylerin bana göre kanıtlanabilir, sana göre kanıtlanamaz tarafı var. O yüzden de şunu demek biraz komik. Efe Aydal Allah'ı çürüttü, Celal Şengör Allah'ı çürüttü. Böylesine çürütülebilen bir Allah'a inanılır mı? Ya arkadaşım o kendi kafasında çürütebilir de ben çürütemiyorum. Ben düşünüyorum. Bütün bu varlığın bir öncülünün olması gerektiğini düşünüyorum. Eğer diyorum bu öncül varsa ve beni de yarattıysa o zaman diyorum ki bu yaratılışın boşu boş olması mümkün değil diyorum. Bana diyorum bir şeyler söylemiş olması gerekir diyorum. Ve dönüyorum bakıyorum bütün dinleri görüyorum. Allah Zerdüşt'e de, Musa'ya da, İsa'ya da, Davud'a da hepsine bir şeyler söylemiş ve onların söylediklerinden bir şeyler çıkartmaya çalışıyorum. Ve bakıyorum hakikaten de en modern, en düzgün, en harika dinin İslam olduğunu görüyorum. Çünkü İncil'e bakıyorum, Tevrat'a bakıyorum. Gerçekten komik, saçma sapan şeylerin olduğunu görüyorum. Ama mesela benim dinimde tarihsellikten arındırdığın zaman o kadar duru, o kadar mükemmel bir mesaj görüyorum ki. Ve bu mesaja ben hayran oluyorum. Ve bu hayranlıkla beraber de Müslüman oluyorum. Ve elimden geldiğince insanları Müslüman yapmaya, elimden geldiğince insanları İslam'ı anlatmaya çalışıyorum. Ha, bu işte bu videolarla oluyor. Olduğu kadar oluyor. Benim videomu dinleyen adam benimle dalga geçiyor. Ya senin videoyu dinledik, ateist olduk falan diyen adam var mesela. Dangalak aslında çok uzun zaman evvel ateist olmuş da işte name yapıyor, beni kandırıyor aklı sıra. Şimdi dolayısıyla kanıtsız Allah'a inanılır mı? Yani sen kanıtsız diyorsan ben bütün evreni bir kanıt olarak gördüğüm için sorduğun soru bana mantıksız geliyor. Ama bir başkası da şunu diyor işte dangalak olduğu için Allah bana mucize göstersin diyor. Celal Şengör mesela. Yani sen kimsin, kaç paralık adamsın da Allah sana mucize gösterecek? Allah kimin mucize göstermiş de sana gösterecek? Bu şımarıklık. Yani bütün evreni yarattın ama yok sen gel illa benim önümde bir takla at falan gibi bir şey. Bu kibirin göstergesi ve o kibirlerinin gereği olarak da onlara Allah öbür tarafta ona göre davranacak. Tabii ki Rabbim affetsin diyecek bir şey yok. Ama ben ne cehennem korkusundan, ne cennetteki huriler için, ne de başka bir amaçla Allah'a inanıyorum. Ben Allah'a inanmam gerektiği için Allah'a inanıyorum. Allah'a inanmanın haricinde bir seçeneğim olduğunu düşünemiyorum. Çünkü Allah her yerde her türlü kudretini, gücünü gösteriyor ve bizi bir imtihan dünyasına koymuş. Biz de bu imtihanın içindeyiz. Bir şekilde günün birinde geberip gideceğiz ve neyse halimiz çıkacak falimiz. O bağlamda kanıtsız Allah'a ya işte bu bence komik bir soru. Ama bak tekrar söylüyorum büyük harflerle bence komik bir soru. Kanıtlı olması gerekmez mi? Kanıtlı olursa o zaman da imtihan olmaz be kardeşim. Yani Allah çıksa herkese görünse o zaman bizi yaratmasının ne hikmeti var? Yani imtihan dünyası diyor. O zaman biz nasıl onu görüp de bileceğiz? Abi işte ben ne diyorum yani her yere bak, etrafına bak. Ya nasıl bileceksin? Yani kainata bak diyorum yani. Az buz beynin varsa şu kainata baktığın zaman zaten mükemmel bir şey olduğunu görüyorsun. Ve burada mesela yeni zamanlardaki insanlara bir torpil falan da geçilmemiş. Çünkü Allah-u Teala hem Kur'an'da hem Tevrat'ta sürekli uzaya bakın, oraya bakın, kuşa bakın, dağa bakın falan filan demiş. Niye? Çünkü bunlar hakikaten harikulade. Ve günümüzde bile biz baktığımızda hala harikuladelik görüyoruz. Öyle olunca da abi yani fideist olalım mı? Neymiş? Fideizm işte hiçbir şey olmadan inanıyor musun? Hayır abi ya ben fideizme falan inanmıyorum. Pascal'ın orada tamamen aklı öteleyelim öyle inanalım dediğine de inanmıyorum. Bakın Pascal da Spinoza da
öyle demiyorlar. Spinoza falan son derece rasyonel bir adam. Yani fideizm, aklı bir kenara bırakmak falan filan değil. Ben aklımı başıma aldığım için, gayet rasyonel düşündüğüm için Allah'a inanıyorum. Gayet rasyonel düşündüğüm için Allah'ın varlığının olması gerektiğini düşünüyorum. Sen buna nasıl fideizm diyebilirsin ki? Fideizmi normal zeka geriliği olarak ya da bir delilik hali olarak görüyorlar. Hayır, kesinlikle katılmıyorum. Ben delilleriyle rasyonel olarak Allah'a inanıyorum. Olması gerektiğine inanıyorum. Eğer Allah varsa o zaman bu kadar haksızlığa karşı bir adaleti de vardır. Bu kadar sonsuz muktedir olan bir Allah sonsuz da adil olmak zorundadır. Öyle olursa da o zaman her şeyin de bir karşılığı vardır. O zaman da otomatik olarak bir ahiret günü vardır diyorum. Şimdi bunları ben sadece akıl yürütmeyle basit olarak düşünüyorum ve görüyorum. Öyle olunca da kimse kusura bakmasın, ne fideizmi kabul ediyorum ne de delilsiz olarak Allah'a inandığımı, Allah'ın manyağı bir adam olduğuma inanıyorum. Hayır, bence Allah'a inanmayan adamlar manyak. Allah'a inanmayan adamlar dangalak. Ve böyle gözlerinin içine girmiş bir şeyi dahi göremeyecek kadar gerizekalı insanlar. Ben onlara da bir şey diyemiyorum. Ve Allah da onlara o yüzden diyor, yani nasıl diyor görmezsiniz ya? Nasıl diyor inkar edersiniz ya? Şimdi orada Allah'ın, daha doğrusu peygamberinin isyanı bundan. Yani nasıl abi, nasıl inkar, nasıl yok diyebiliyorsun? Nasıl sıfırdan, vakumdan, hiçlikten evren çıktı diyebiliyorsun? Bir insan bu kadar dangalak nasıl olabiliyor abi? Ben bunu anlayamıyorum. Öyle olunca da bence esas fideistin ateistler olduğunu, esas aklını kullanmayanların ateistler olduğunu düşünüyorum. Öyle olunca da kanıtsız bir şekilde Allah'a inkar ettiklerini düşünüyor ve onları ben akılsızlıkla suçluyorum esasen. Ben bu soru hakkında böyle düşünüyorum. Tabii bu konu hakkında konuşmaya kalksak 45 dakika değil, 450 saat de konuşulur ama benim videolar biliyorsunuz günlük, hemen çıt çıt videolar. O yüzden bu konu hakkında böyle düşünüyorum. Lütfen yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi falan filan unutmayın. Kanalımı sağda solda paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkürler dinlediğiniz için.